Teşekkürler. Şişt. Güvenlik. Ne haber kız? İyidir koçum. Haberler sende. Selamünaleyküm kaptan. Aleykümselam. Ya az önce burada bir müşteri indirdim de. Gördüm. Biricik Hanım'ı indirdin. Ha, tanıyorsun yani. Evet, tanıyorum. Hayırdır? Ya o bayan çantasını düşürmüş de arabada. Ya sana zahmet, bunu ona ulaştırır mısın? Eyvallah, hayırlı işler. Ulan bu Biricik'in de antin kultiner işi beni bulur. Yalnız olay çantaymış. Nazlım sakın. Ne? Ya, malına sahip çıksaymış, savruk. Ya kızım sen ne diyorsun ya? Sen bir dakika onu bana versene bir, ver. Ya koca İstanbul'da hangi takside neyi düşürdüğüne mi bakacak? Yok artık. Sen bir dakika dur. Kaldın. Hastanede babaannemin yanındaydım. Tahmin ettim ben. O yüzden aramadım seni. Nasıl, daha iyi mi peki? İyi iyi. Bugün taburcu oldum. Otele geri mi gelecek peki? Yok. Babam eve aldırıyor babaannem. Baban da mı hastanedeydi? Yani aslında öyle değil. Babam dün Bebek'teki eve uğradı. Özür diledi benden. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım falan dedi. Garip. Süper. Bak o da hatasının farkında demek ki, affettirmeye çalışıyor kendini. Terslemedin değil mi? Selim bunlar ne böyle? Bir şey değil ya. Dün Burak'la ormana gittik ya motora binmeye. Orada oldu. Duvara yumruk atmışsın gibi. Çok acıyor mu? Yok yok, acımıyor. Şey, boş ver sen bunu ya. Sen sınava hazır mısın Serra Hanım? Ben hazırım da sen hazır mısın asıl? Benimle çokça ilgilenen bir öğretmenim var. Ben de onu mahcup etmemek adına elimden gelen her şeyi yapacağım. Peki madem. Peki madem. Selim'in ortalarda yok. Selim babaannesinin yanına gitmiştir ya hastaneye. Bugün taburcu olacaktı, onu çıkartmaya gitmiştir. Ne olmuş babaannesine? Kalp krizi. Ne? Kalp krizi mi? Ay bunu şimdi mi söylüyorsun Burak? Ne zaman söyleyecektim Biricik yani, abartma işte. Kalp krizi geçirdi, iyileşti, taburcu olacak bugün de. Böyle şeylerden ilk benim haberim olur. Şimdi en son oluyor ve hiçbir şey yapamıyorum. Tüh. Saçmalık. Aa. Madam sekreterinin yaptığı haberi gördünüz mü? Bakayım. Ne? Kuzey Üniversitesi'nin en popüler grubunda neler oluyor? Okulun en güzel kızının başına gelen tarihsiz olaylar, kıskanç bir arkadaşın iğrenç planı olabilir mi? Detaylar için takipte kalın. Bak sen. Ya bu ne şimdi, ben hiçbir şey anlamadım. Çıkar yakında kokusun. Bilemedim. Ne işte? Zeynep de ortalarda yok. Ya evet, Zeynep ne olmuş öyle? Görmeyeli kız başka bir dünyadan gelmiş gibi takılıyor ortalıkta. Bir işler çeviriyordur. Bakalım. Of. Ben gerçekten ikinizin arasında kalmaktan çok sıkıldım. Yani bıraksam böyle kedi gibi birbirinizin gözünü oyacaksınız. Anlamadım. Zeynep benim hakkımda gelip sana bir şeyler mi söylüyor? Hı? Ve ben şu an mı öğreniyorum bunu? Ya ben onu kenara çektim. Dedim ki
Yapma böyle, Biricik'le çok zıtlaşıyorsun yani, uyardım ondan. O ne dedi? O da şey dedi, Biricik bana nasıl davranıyorsa ben de ona öyle davranıyorum dedi. O küçücük beyniyle bana haddimi mi bildiriyormuş? Makyaj kutusu diye hazine çıktı resmen. Vay be. Bana bak Nazlı. Sana son defa soruyorum. Biricik'e benim hakkımda konuştun mu? Konuşmadın mı? Bak er geç foyan ortaya çıkacak. Söyle. Siz ne arıza tiplersiniz. Bıktım sizden. Ya bir düşün yakamdan. Biricik'i benim üstüme sal. Yeter be. Madem Biricik'in gazamdan bu kadar korkuyorsun. Niye yaptın onları o zaman? Onu söyle sen. Bir mola da bile rahat yok ya. Boş bırakmadım diyorsun yani. Ya bırakmadım diyorum. Niye inanmıyorsun? Tebrikler. Vallahi yani ben de Serra'dan özel ders mi alsam diyorum ama hanımefendinin hiç boş anı yok ki. Alternatif bir oluşum var. Deli eğleniyorlar dediler, geldim. Ne habersiniz? İyi, senden? İyidir. Biz de statik sınavından çıktık işte. Öyle mi? Nasıl geçti? Artı alacak. Şaka yapıyorsun. Bak eğer ki Selim bundan ağırtı alırsa yani İhsan amca senin büstünü okulun bahçesine diker. Şimdiden gidip büstüm için yer beğeneyim o zaman ben. Bence çok iyi yaparsın. O zaman ne yapalım, kafeye gidelim. Siz de niyetine bir tane soda patlatın, sınavı kutlayalım. Hadi yürüyün. Güzel. Ben kaçtım, hadi bay. Hadi görüşürüz. Bay. Babanın nasıl oldu? İyi, daha iyi. Sen eşyaları falan topladın mı, eve dönüyor musun? Yok be oğlum, öyle iki günde olacak iş değil. Yani bak kardeşim, eğer ki eve dönmek gündeme geldiyse hiç itiraz istemiyorum. Sen bu akşamı kardeşine ayırıyorsun. Tamam, bakarız. Ne bakarız lan? Ayırıyorsun işte, saçmalama, bakarız falan. Ne oluyor? Bakın kimleri getirdim. Aman aman. Ne iyi yapmışsın. Kaçak. Nerelerdesin sen ya? Göremiyoruz seni. Dersin vardı. Ben de dün gece aradım ama açmayınca herhalde astım krizi falan tuttu yine bugün dedim. Yok Eda, bir şeyim yok. İyiyim. Yılın çifti. Sınav nasıl geçti? Mutlu musunuz? Güzel geçti. Güzel. Zeynep. Ne? Ne oldu? Ne bakıyorsun ya? Madam sekreteri. Şeyda, senin de ne zaman görsem dilinde böyle bir madam sekreteri falan tutturmuş gidiyorsun. Ne o, kim o? Ne yumurtlamış yine? Zeynep'in fotoğrafını paylaşmış. Geçiriyorsan bittin sen, bittin. Anlamamazlıktan gelip aptala yatma. Ne söylemek istediğimi gayet iyi anladın. Eğer o bit kadar beyninle Biricik'e o videoları benim çektirdiğimi söylersen seni gerçekten öldürürüm. Gerçekten mi ya? Zeynep, inanmıyorum sana ya. Neden? Neden ben sana ne yaptım Zeynep? Sen benden bu kadar mı nefret ettin?
Zeynep, bir şey desene. Ben yapmadım, yalan haber falan desene bir şey. Yo. Ben yaptım. Niye? Sen etrafındaki herkesi eziklerken iyi, bir suç yok. Ama sana birisi bir şey yapınca suçlu oluyor. Öyle mi Biricik Hanım? Ne diyorsun sen be? Kötüsün sen. Sen kötü bir insansın. Ben de sana katlanamıyorum. Sen rezilsin. Amin. Sen rezilsin. Arkadaşlığımızı da bırak. Arkadaşlığımızı da unutamayacağım bir imzayla bitirmek istedim. Belki bundan sonra bir düşünürsün. Milleti eziklemeden önce ne dersin? Sen ne diyorsun? Rezil. Rezil yaratık. Sen ne diyorsun? Ne çabuk unuttun ya? İnsan içine çıkarttığım günü ne çabuk unuttun? Bağırma ya. Kalktın ha? Ya deli misin, nesin be? Bak, gel Müslüme elinde kalırsın sonra. Gel Müslüme. Sen nasıl benim ses kaydımı hesaba satarsın ya? Ne hesabı be? Hesap falan bilmiyorum ben. Bu ne? Biriciye bu videoları benim çektirdiğimi söylersen seni gerçekten öldürürüm. Hesap falan bilmiyorum. Bu ses kaydı ellerinde nasıl geçti o zaman Nazlım? Ya garanti almak için konuşmamızı kaydetmiştim. Ya bahçede dinlerken Biricik sinsi sinsi arkamdan gelmiş. Öyle oldu. Bak yemin ediyorum doğru söylüyorum. İki gözüm önüm aksın ki doğru söylüyorum. İnan bana. Yani sen diyorsun ki Biricik telefonundaki ses kaydına el koydu, öyle mi? Evet. Sonra da madam sekreteri hesabına attı. Allah'ım nasıl aklıma gelmedi daha önce? Seninle işim bitmedi Nazlı. Pislik ya, pislik. Pislik kız. Gidiyor arkamdan iş çeviriyor, sonra gelmiş bana kötüsün diyor. Ben mi kötüyüm? O kötü. Nankör, nankör kız. Ona o kadar iyilik yaptım, o kadar şey yaptım, karşılığına bak bu. Gerçekten haklısın, biz tanıyamamışız bu kızı Biricik ama bir sakin olalım. O bitti o, o bitti. Onu bu okulu dar edeceğim. Bitti o, Zeynep'le bile artık yok. Yok, unutun. Zeynep yok. Tamam aşkım, biliyorum dar edersin, ben inanıyorum ama önce bir sakin olalım, tamam? Sakin olalım. Peki Selin, ağzını açıp tek bir kelime etmedi ya. Zeynep sen ne yaptın demedi. Ona da aşk olsun, ona da. Ona da. Ama şok olduk o an, biliyorsun o oldu öyle yani, şoktan o. Sakin. Sakin. Olacağım ben sakin. Siz hiç merak etmeyin. Görürsünüz. Bizim de olaysız bir günümüz yok ya. Şok oldum ya. Zeynep'in hiç böyle bir şey beklemezdim. Kız resmen içten içe plan yapmış. Hem de en yakın arkadaşına karşı. Bakmayın siz, Biricik de az değildir. Kesin bir hatlar karıştırmıştır yani. Yapma Selim ya. Tamam Biricik de melek değil ama... Ya hiç kimse arkadaş kazığını hak etmez bence. Kesinlikle katılıyorum ben buna. Yani arkadaşa kazık atmak... yapılabilecek en aşağılık hareketlerden bir tanesi bence de. Neyse zaten şey, barışırlar. İki güne kalmaz konuşurlar, bak görürsünüz. Ne
Ben kalkayım artık. Derse mi? Ha yok. Bir Nazım'a bakacağım. Sonra da Onur Hoca'ya uğrayacağım. Beni çağırmış. Tamam, sen işlerini hallet. Biz de Burak'la biraz hava alalım. Alalım tabii abi. Burak Bey. Lütfen. Bana başımı belaya soktum deme lütfen. Ne diyorsun sen kızım? Ya gördüm sizi. Zeynep kafeden çıkarken ne dedi sana? Ya sana ne? Ne dediyse dedi. Nazlım bana bak. Zeynep'in peşinden koştur koştur gidecek kadar panik olduysan eğer... bu Biricik olayında senin de parmağın var demektir. Başımıza bir dedektif kesilmediğin kalmıştı. O da oldu. Nazlım bu kızlar yüzünden başını belaya soktuysan... seni bu sefer ben bile kurtaramam. Ben başımın çaresine bakarım. Sana muhtaç değilim ben. Tamam? Kardeşim siz de bayağı Serra ile yılın çifti olma yolunda ilerliyorsunuz. Yani fena gitmiyor diyelim. Senin fena gitmiyor demen iş ciddiye biniyor anlamına denk gelir. Öf, Burak ne kadar çok seviyorsun abi abartmayı. Yo ben abartmıyorum. Yani sadece Serra Hanım'a saygı duyuyorum. Kız yıllardır fethedilemeyen kaleye girdi, oraya bayrağını dikti. Oğlum siz bak mezun olduktan sonra burada bir düğün patlatır. Ondan sonra birlikte Amerika'ya master sıra gidersiniz. Ha? Oğlum sen benim ilişkimi benden çok düşünüyorsun. Baksana iki dakikada senaryo yazdın. Yok oğlum öyle ben çok düşündüğümden değil yani birden ak... Aa. O neymiş öyle ya? Ha? Öf. Burak. Ne of Burak ya? Ha ya ben başım bağlı diye ne oldu oğlum birden? Aa! Bu ne güzel sürpriz. Sevgilim gelmiş. Her şey iyi yapılıyor mu, çalışılıyor mu diye habersiz kontrol etmeye geldim. Bak sen şimdi. Her şey bitti. Benim ofis faaliyetlerimin böyle takip edilmesi mi kaldı? Aşk olsun. Aa dur nereye oturuyorsun? Gel sevgilim. Senin yerin patron koltuğu. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Hadi bakalım öyle olsun. İtiraf edeyim, ofisini çok iyi yapmışsın. Çok güzel olmuş. Sahi mi? Evet. Dekorasyonun mükemmel. Bravo sana. Çok mutlu oldum. Ne kadar mutlu oldum sana anlatamam. Sevgilim, hepsi senin sayende. Sen olmasan bunların hiçbirisi olmazdı. Ne içersin, sana ne ikram edebilirim? Sade bir kahveni alayım. Elbette. İhtiyacın olduğu zaman yoklar. Ne olur öyle şeyler. Kocamın kahvesini bizzat ben gidip söyleyeceğim. Zahmet etmeseydin. Olur mu canım? Hemen dönerim. Koleksiyonum. 150 bin liralık dediğim katalog bu mu?